Nasılsın Betüş'cüğüm? İyiyim. Suzan'ı göremiyorum. Sen bugün yalnız mı çalışıyorsun? Yok, yalnız değilim. Suzan lavaboda. Senin keyfin yok gibi. Ay Eda'cığım, aslında benim keyfim var. Daha aklım hep Suzan'da. Sabahtan beri midesi bulanıyor. Hep tuvalete gidiyor. Aman Betüş, sen bu fanileri bilmiyor musun? Kış geldiği zaman soğuk algınlığı mıdır nedir? Öyle bir şeylere bak, aksırıp tıksırıyorlar. Ay bilemiyorum. Neyse. Senden ne haber? Her şey bildiğin gibi. Yalnız bir tek bugün Yavuz işe gitmedi. Şahanesinden. Biz de evde oturuyorduk. Sonra canım biraz sıkıldı. Sana iki dakika geleyim dedim. Ha, canım benim, çok iyi yaptın. Sizin evde durumlar nasıl? Evde durumlar iyi. Yani herkes iyi de... Ceren, Kerenler taşındığından beri çok mutsuz. Kim bilir nasıl üzülüyordur. Çok üzülüyor. Ya üzülmesine bir şey demiyorum ama bu yüzden derslerini çok ihmal ediyor. Bunu sık sık konuşuyoruz ama hala atlatabilmiş değil. Merak etme, ben de bir konuşurum onunla. Ay, çok sevinirim Eda. Suzan'cığım, iyi misin hayatım? Ay ne bileyim Betüş, sabahtan beri övürüyorum, övürüyorum. Hiçbir şey çıkaramadım. Ay çok geçmiş olsun. Gel otur, otur. Ay iyiyim canım, iyi. Geçti zaten, sağ ol. Beni oturtuyorsun. Sen niye kalkıyorsun kız? Otur. Ne, ben gideceğim. Kocam evde beni bekler. Alışverişe diye çıktım da hemen geri dönmem lazım. Ay, iki dakika otur, anlat. Ay Dudu Hanım'ın annesi geldiğinden beridir heyleri tepesindeymiş, ha? Sorma. Betüş bilir, kıyametin kopmasına çok az bir zaman kaldı. Ay, haydi. Olsun. Sie planen ni vadna dialin. Sie boy udana da. Ay u estel yo ahnan. Estel yo an. Anne, ne anlatıyor bu film? Bir aşk komedisi. Peri dilinde olmasa da ben de anlasam. Baştan söylesene evladım. Dudu, şunun dilini çevirver. Oh be, bunun için bile sihriniz varmış. Pes yani. Başlayacağım filminizi ama ha. Annem geldi gelerini bir sihir yapabiliyorum ne bir şey. Böyle sabahtan akşama kadar Peri TV. Bak, bak, bak. Hayatım karardı. Anlat, anlat. Heyecanlı oluyor. Başka Dudu? Anne, sen beni nasıl duyuyorsun? Bazı sihirlerim hala duruyor. Hiç heveslenme. Böyle başında mıh gibi oturacağım. Ta aklım başına gelene kadar. Çilek. Abla, sen daha uyumadın mı? Sen niye uyumadın? Susadım. Sana getireyim mi? Yok, istemiyorum.
Abla, senin bu haline çok üzülüyorum. Topla kendini biraz. Hasta olacaksın. Hadi sen de suyunu iç yat. Sabah okulum var, beni düşünme. Sen de sabah sınavın var, sen de yat. Denerim. Anlaşıldı. İş yine bana düştü. Ablamı yine ben uyutacağım. Hemen uykuya dalsın. Rüyasında Kerem'le geçirdiği güzel günleri görsün. Ne olur bir bakar mısın? Sana ihtiyacım var halacığım. Hayrola anne. Halacığım ama ne olur sana ihtiyacım var diyorum halacığım şimdi. Sen yatmadın mı hala? Yatmıştım ama kalkmak zorunda kaldım. Suzan devamlı çıkarıyor. Üşütmüştür. Ne yapacağım? Nane limon kaynat geçer. İyi de nasıl yapacağım bilmiyorum ki şimdi limondan neyi nasıl kaynatacağım? Yani limonu nereden bulacağım? Hadi buldum diyorum. Bizim mutfakta iki tane limon var biliyorsun. Bir tane ay normal sus, limon. Ay sus abi sus ettim filmin içine. Nane. Dur ben yapayım. İyi de naneyi de bulamam. Yani kuru nane mi olacak? Yaş nane mi olacak? Dereotu olur mu acaba nane olması alacağım? Ama kusuyor. Baktığımız lazım. Dudu Peri, Dudu Peri, saat 3. Ay, teşekkürler sihirli küre. Sihirli geceler. Hiç şüphen olmasın. Efendim? Ay, yok bir şey yok. bundan sonra sihir yaparken daha dikkatli olmalısın Dudu Peri. İneyim bakayım annemle Taci ne yapıyorlar. Fitneciler uyuyor. Harika. En iyisi sihir kullanmak. İşte aradığım sihir. Bu sihir sayesinde annemden kurtulacağım. Eda ile Betüş'ün çaresine sonra bakarım. Eve bağlılık sihiri.
Annem bu evden gidecek ve bir daha da geri gelmeyecek. Annem bu evden gidecek ve bir daha da geri gelmeyecek. Periler aşkına! Dudu! Seni mahvedeceğim. Ay, anne ne oldu? Uykumda biri beni andı. Gözümü açtım. Kucağımda peri kitabı yok. Eyvahlar olsun. Ben bu Dudu'yu ne zaman adam edeceğim? Ne zaman? Kuganda, kuganda. Puf, puf, puf. Yine sihir üstünde yakaladım seni. Anne. Anne ya. Ne yaptın? Karıştırıyordun yine. Ay hiçbir şey. Çabuk kitabımı geri getir. Getiremem. Dudu. Ay çok istiyorsan kendin getir. 750 yaşımı doldurdum. Artık pek çok sihir yapamadığımı biliyorsun. İyi o zaman ne sihir yaptığımı da bu şekilde öğrenemeyeceksin. Perihan'ı çağır. Çağırmazsam Perihan'ı ilk gördüğüm yerde rica edeceğim. Ömür boyunca saçların ellerimde kalacak. Saçların ellerimde olunca da seni her yere çeke çeke götüreceğim. Çağırıyor musun, çağırmıyor musun Perihan'ı? Ay tamam Perihan. 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 Taceddin, Dudu'nun beni çağırdığını duydum. Nerede? Odasında. Peki Merzuka teyze nerede? O da yukarıda. Gecenin bu vaktinde apar topar niçin çağırdılar beni? Annem galiba onu sihir yaparken yakaladı. Tabii ya, tahmin etmeliydim. Geldim. Perihan, lütfen ben uyurken çaldığı peri kitabını geri getir. Hangi sayfayı açtığını, hangi sihiri yaptığını öğrenmek istiyorum. Hay hay Merzuka teyzeciğim. Buyurun. Sizi şatonuza gönderme sihiri yapıyormuş. Bak sen. Yanlış sayfayı açmış. Ben seni bizim şatoda tutma sihiri arıyordum. Öyleyse ben buraya gelince niye kitabı da sihiri de yok ettin? Hayatta en çok istediğim şeyin burada, şatoda kalmak olduğunu biliyorsun. Öyle mi? Yazıklar olsun sana. Bana eve bağlama sihiri yapıyorsun. Ama hayatta en bağlı olduğum şeyin sen, kızım olduğunu unutuyorsun. Ne ceza vereceksen ver. Ben uyumaya gidiyorum. Annenin şatoda niçin kalmasını istemediğini çok iyi biliyorum. Kızlarının yuvalarını yıkacak sihirleri rahat rahat yapabilesin diye. Bu defa sihir kitabını, sihir tezgahını, çeşitli sihir kaynaklarına ulaşabileceğin peri haklarını senden geri alıyorum. Ceza vermiyorum. Senin için bir ceza diliyorum. Dilerim ki annenin değerini anlayabileceğin bir olayla en kısa zamanda karşılaşırsın. En kısa zamanda. Dilerim ki. Ateşin yok. Ay ne bileyim Avni. İçim dışıma çıktı vallahi. Ürür. Mis gibi kokuyor. Hadi bir lokma iç. Ay yok ben nane limon sevmem meyve bağla. İçmeyeceğim. Söylemiştim dereotuyla yapalım diye. Üşütmüşsündür kızım. Sevsen de sevmesen de içmen lazım. Ay daha beter midem kalktı. Ben nane limon sevmem. Allah bilir yaptığınız dolmalar bozdu benim güzel midemi. Hadi be sen de. Benim dolmalarım hiçbir şey yapmaz. 60 senedir aynı dolmayı yapıyorum. Kimseye bir şeycikler olmadı. Vallahi bilemeyeceğim. Ben bütün gün başka bir şey yemedim ki. Kesin o dolmalar bozdu canım benim midemi. Psikolojik o, psikolojik. Bana takıntılısın ya, başına ne gelse benden biliyorsun. Löp löp yerken aklına gelmedi ama. Ben gidip yatıyorum. Sabah işe gideceğiz herhalde. Bu evde tek çalışan olduğumuza göre. İnat, inat, inat. İyilik yap.
yapsak kabahat, yapmasak kabahat. Aman Alacığım üzme kendini, boş ver. Hadi, hadi iyi geceler Alacığım, iyi geceler, boş ver. Aa, sahiden dolmalar 60 yıllık mıydı ha? Betüşhanım ne yapıyorsunuz? Bırakın ben yaparım. Dur Firuzeciğim, öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi buna süt koyacağız mı? Biraz süt koyalım. Bir kaşık kadar un. Bir dakika, yeter mi bu kadar süt? Tamam, çok güzel. Un? Un da koyayım. Ah, ben bir de tavaya koymadan evvel bir parça tuz koyuyorum. Babacığım günaydın. Günaydın. Bunu da ben okuyabilir miyim? Betüş, omlet olmadı mı hala? Şimdi geliyor hayatım. Firuzeciğim kapıya bakar mısın? Allah yarabbim. Günaydın Firuze. Günaydın. Nerede millet? Buradayız. Aa, girsenize. Aa, ne kadar ayıp bir şey yani. Yabancı değiliz diye kapıda bir karşılayan olmuyor. Kızma kızma hayatım, bir dahaki sefere ben açarım. Omlet yapıyordum, bırakamadım. Sen omlet yapıyorsun. Büyük gelişme valla. Ne haber enişte? Ya iyiyim, senden. İyi, sen aç. Ya niye aşırıyorsun peynirimi ya? Çok açım. Hadi Betüş ya, çok açız. Nerede omlet? Dur ben bir bakayım. Gel bakalım eniştene. Muah dostum benim. Oldu mu? Aa, nasıl olmuş? Süper. Ellerinize sağlık. Buradan bir tabağa koyalım da. Hadi öyle bakalım. Götürelim içeri. Tamam Firuzeciğim. Buyurun bakalım. Oh. Hadi bakalım. Hadi bakalım, afiyet olsun. Evet, işte omletiniz geldi. Eller çok acıkmış. Güzel bir şey. My man, I'm so hungry. How about you? I am starving. İngilizce nereden çıktı? Aşkım ben Amerika'da yaşadım ve pronunciation'ım yani telaffuzum çok iyi olduğu için Cem'le pratik yapalım dedi, yapıyoruz. Evet, ben istedim. Ah, yesinler sizin pratiğinizi. Fakat bana soracak olursanız bence insan içinde böyle şeyler yapmayın, size görgüsüz derler. Aman canım ne derlerse desinler. Hazır ailede İngilizce bilen biri var, oğlum iyice öğrensin istiyorum bu dili. Herkese hello. Günaydın canım. Günaydın. Aa, sana ne oluyor böyle hello mello? Arada telefonda onu da çalıştırıyorum hayatım. Söyle bakalım, herkes duysun. İngilizce seni seviyorum nasıl denir? I love you. Bravo, unutmamışsın. Ben onu senden öğrenmedim ki. Bizim sınıftaki Burak bana hep öyle diyor. Burak kim? Çok tatlı bir şey baba. Görsen sen de seversin. Daha şuna bak. Çabuk git, elini yüzünü yıka, sonra da gel kahvaltıya otur. Daha sabah sabah pijamalarını çıkartmadan I love you, my love you. Ne oluyor Özel? Hadi bakayım. Şey kızım, ablan nerede? Odada. Anlaşıldı. Siz başlayın, ben hemen dönerim. Ben de geliyorum. Kerem bitti, başımıza bir de Burak geldi. Do you want? Ya Yavuz abi ya. I beg your pardon. Söylemiyor ama. Rüyamda Kerem'i gördüm. Çok özledim. Biliyorum canım. Ama özlemenin de tadını çıkartman lazım. Hem sonra karşılaştığınız zaman birbirinize anlatacak ne kadar çok şeyiniz olacak. Ama yazı daha çok var. Ya Ceren, sen bu çocuğu bu kadar çok seviyor muydun? Aa, ama böyle olmaz. Kalkıp hayatına devam etmen lazım. Hem seni bekleyen çok büyük sınavların varmış. Duyduğum kadarıyla da sarışın kıvırcık saçlı oğlanlar sınıfta kalan kızları hiç sevmezlermiş. Derslerini çalıştın mı hayat? Çalıştım anne. Sana söz verdiğim gibi artık ders çalışırken Kerem'i düşünmemeye çalışacağım. Ama bunu sana söz verdiğim için değil, kendim istediğim için yapıyorum. Aferin sana canım benim. Hadi şimdi doğru kahvaltıya güzel bir omlet, arkasından sen okula, biz de kafeye. Hadi kalkın bakalım. Sen biliyor musun, bu da bir kere aşık olmuştu o zaman. Hatırlar mısın çocuğun adı neydi ya? Hayır,
olmuşum, hoş geldin. Ay kusura bakma Suzancığım, kahvaltı fastı biraz uzadı da geç kaldım. Aman boş ver canım, önemli değil. Zaten pek gelen giden de olmadı. Miden nasıl? Ay ne bileyim Betüş, gecenin bir vaktı yine bir öğürtüyle kalktım. İçim dışıma çıktı artık. Ay Suzan, sen bir doktora falan görünsen diyorum. Ay yok canım, o kadar elzem bir şey olduğunu zannetmiyorum. Tabii, yani ben karışmak istemem ama yine de bir daha tekrar ederse ne olur bir doktora git. Tamam tamam, giderim. Sen beni boş ver de anlat, annenden haber var mı? Ay hiç bilmiyorum, kim bilir ne halde zavallı. Biliyor musun, sırf bizimle rahat rahat uğraşamayacak diye bu sabah aile kahvaltımıza gelmedi. Ne diyorsun? Anneannen geldi mi? O hiç onu yalnız bırakır mı? Kız ben de senin şu anneanneni hiç anlamıyorum. Kadının başına niye bir dakika olsun boş bırakmıyor ki? Şey diye, bizimle uğraşmasın diye tabii ki. Tabii ki sihir yapmasın diye. Ne oldu anne? Ne iyi de olur anne. When we need in any night. Anneciğim, yüksek müsaadenle banyo yapabilir miyim? Burada yap. Aa, burada tacinin önünde olur mu canım? Taciye söyleriz, biraz dışarı çıkar. Yok, ben kendi banyomda banyo yapacağım. Banyoyu bahane edip sihirli işler karıştırmayacağını nereden bilebilirim? Ay anne, sen de aklını benimle bozdun. Mecburum. Birinin başında olması lazım. Perihan'ı çağır o zaman. Aa, iyi fikir. Anne! Sihir yapmayacağına peri yemini eder misin? Ederim, söz. İndir ayağını aşağı. Bir yere gitmiyorsun. Çok istiyorsan ben yıkarım seni. Yok artık. Kazık kadar kadınım ayol. Annen değil miyim? Az mı yıkadım seni? Aman anneciğim, bakma sen ona. Yıkanacak olan adam sihirle ekspres yıkanır. Kapat çeneni Taci. Yani ben şimdi banyoya gidemiyor muyum ha? Güven vermediğin için hayır. Yetti artık. Oh be! Dudu ne yaptın? Anneni sihirlemenin cezası ne kadar büyük biliyor musun? Ay peri olan benim. Bana kulaktan dolma bilgilerle hava atmaya kalkma. Ayrıca bu saatten sonra hiçbir şey umurumda değil. Seni Perihan'a söyleyeceğim. Perihan kadar taş düşsün başına. Zaten Perihan bütün sihir arşivimi ve sihir kitaplarımı aldı. Peri kütüphanesine gitmemi de engelledi, yasakladı. Annemden kurtulmanın ve kızlarımı şapşal kocalarından ayırmamın sihirsiz bir yolunu bulmalıyım. Ne yapabilirim ki? Ah, harika fikir. Mevhibe Hanım'a gidip danışayım. Tamam. Halacığım, halacığım, halacık, çabuk gel halacık, halacık, çabuk gel buraya halacık. Ne oldu anne? Halacık, Dudu peri geldi, Dudu peri geldi. Ay ben de bir şey oldu zannettim. Karşıda kızı oturuyor, gelir gelir ne var bunda şaşacak. Halacığım anlamıyorsun, anlamıyorsun. Başka türlü bu iş, başka türlü. Hem kızıma gelmedi, daha başka bir yere geldi. Hem de sihirle geldi halacık. Bana sihir deme, tüylerim diken diken oluyor abone. Yetti artık bu zırbalık ha. Bize doğru geliyor. Kim? Kim olacak? Dudu peri. Bize geldi, bize geldi. Anne, beni görmeye gelmiştir. Abuk sabuk laflar etme kadıncağız ha. Peri geldi halacık, peri geldi, peri geldi, peri geldi, peri geldi, peri geldi. İnanamıyorum. Dudu peri, hoş geldiniz. Acaba sebebi sihir, aman sebebi ziyaretiniz ne? Mevhibe Hanım'ı görmeye geldim. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Kusura bakma, ihtiyarlık. Seni kapıdan karşılayamadım. Rica ederim, ne demek? Kızına mı geldin? Ona gelmediği belli. Çünkü kızı kafede. Neden bana öyle bakıyorsunuz Avni Bey? Hiç. Sihir yapacak mısınız diye bakıyorum. Ay sen bunun kusuruna bakma Dudu Hanımcığım.
Çocuk yok, iş yok, güç yok. Aklını olmadık hayallerle bozmuş. Eyüp Sultan'a adak adadım. İyileşsin, horoz keseceğim. Hı, aynı yere ben de adak adadım. Hepsinin peri olduğunu ispat edin, deve kuşu keseceğim. Avni, al şu oyuncağını içeri git. Bizi kadın kadına rahat bırak, rica ederim. Hala... Yettin artık ha! Oo, maşallah halacığım. Sen de bazen dağdan inip bağdakini kovar durumlara düşüyorsun. Hem oyuncağa ihtiyacım yok. Peri evde nasıl olsa. Nereye bakacağım? Allah bana sabır versin. Dua et. Ederim, ederim. Ah benim canım arkadaşım, seni çok seviyorum. Ağzından laf alacak kadar kötü bir arkadaş değilim. Ama sihirle aklını okuyup faniler karılarını, kocalarını neden terk ederler, bunu pek güzel senden öğreneceğim. Ay periler alemi, mevhibe kulunun akıl defterini benim aklıma kaydet. Ya keşke bir de mikrofon koysaydım. Neler söylediklerini hiç anlayamıyorum ki. Dudu Peri kesin şarkı söylüyor halacığa. Nihavet. Aman hiç ilginç değil. İki pimpon yan yana gelmiş. Ne olur? Masa tenisi. Aman. En iyisi internete gidip sörf yapayım. Daha din annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizi... Yollarında koşarken şimdi okuldu. Çilekciğim, niye güldüğünü bize de söyler misin? Hiç öğretelim. Bu şarkıları söylemek birazcık bana komik geliyor. Affedersiniz. Peki niye komik bulduğunu bizimle paylaşır mısın? Öğretmenim, şimdi biz eve gidince Mustafa Sandal, Tarkan falan da dinliyoruz. Arkadaşlarımız öğrendiğimiz şarkıları söylemiyoruz. Evet öğretmenim, babalarımız da annelerimiz de küçükken bu şarkıyı öğrenmişler. Onlar da söylemiyorlar. Anlaşıldı çocuklar. Vakitçim sen yerine geç. Bakın çocuklar, bu şarkılar çok pozitif şarkılar. Hepsinin basit bir ezgisi var. Kulağınızın notalara alışması için müzik dersinde ilk olarak bu şarkılardan başlamamız gerekiyor. Tamam, evinizde istediğinizi dinlemekte özgürsünüz. Ama burada size pop şarkıları öğretmem mümkün değil. Ama öğretmenim, bu seferlik de kendi istediğimiz şarkılardan söylesek lütfen. Anlamadım. Yani öğretmenim, adı üstünde müzik dersi bu. Mesela bir derslik. Kendi istediğimiz şarkılardan birini söylesek? Evet, söylesene. Söyleyeyim! Ders burası, ders konser değil. Evet, burası bir sınıf ve bu da bir ders. Ama madem arkadaşlarım bu ders şarkı söylemek istiyor, bu seferlik izin veriyorum. İlkokul sadece dersleri değil, hayatı da ilk öğrendiğimiz yerdir. İleride öğreneceğimiz çok önemli bir şey var. Demokrasi. Bu nedir? Basitçe anlatayım. Halkın kendi kendini yönettiği bir rejim biçimidir. Yani çoğunluk ne istiyorsa o uygulanır. Öğretmenim, ben bunu biliyorum. Bizim ailede demokrasiden var. Çok güzel. Yani şimdi demokratik oluyoruz ve çoğunluğun kararına uyup şarkı söylüyoruz. Yaşasın! Peki şimdi kim kalkmak istiyor? Buket? Çiçek de bırak, diyet yapsınlar öğretmenim. Efendim? Yani düet demek istiyor öğretmenim. İki kişi aynı anda söyleyeceğiz. Bilmiş şey ne olacak? Bırak bana I love you diye kıskanma. Şşt, çok ayıp. Nerede söyleyelim? Nerede isterseniz orada söyleyin. Hadi bırak teneffüsteki gibi yapalım. Bir, iki, üç. Ele güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Nasıl da gitti? Demek
faniler başlarında kaynana istemezlermiş. Bu durumda ben önce Sadıklara, sonra da Yavuzlara yerleşirsem ve onlarla birlikte otururken kötü kaynanalık yaparsam, kızlarım bu durumdan hiç hoşlanmazlar ve gerilim yaşarlar. Nasıl yaşamasınlar? Bir tarafta anaları, bir tarafta kocaları. İki arada bir derede kalırlar. E analarından vazgeçemeyeceklerine göre yardan vazgeçeceklerdir. Hem kolay hem sihirsiz bir çözüm. Harika. Evet, şimdi gelelim annemle Taci'ye. Şimdi ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Tartışmayı geriye sarıp olayı biraz büyütürsem ve ben artık dayanamıyorum, çok kızdım, çekip gidiyorum dersem, döndüğümde belki de annem bana alınmış ve çekip gitmiş olur. Harika. Zaman geriye aksın. Sihir yapmayacağına. Peri yemini eder misin? Ederim söz. İndir ayağını aşağı. Bir yere gitmiyorsun. Çok istiyorsan ben yıkarım seni. Yok artık. Kazık kadar kadınım ayol. Annen değil miyim? Az mı yıkadım seni? Aman anneciğim, bakma sen ona. Yıkanacak olan adam sihirle ekspres yıkanır. Kapa çeneni Taci. Yani ben şimdi banyoya gidemiyor muyum? Ha? Güven vermediğin için hayır. Yetti artık ama. Ben gidiyorum. Nereye? Betüşlere. Sen geldiğinden beri bu evde benim huzurum kalmadı. Gidip onlarla oturacağım. Dudu, koskocaman bir şaton var. Şimdi gidip çocukların başına çöreklenmeye ne hakkın var? Senin de koca bir şaton var. Sen niye gelip benim başıma çöreklendin? Ay bu kafayı yemiş. Sen varken sihir yapamıyor. Orada nasıl yapacak? Yaşasın, görsün. O tıpış tıpış buraya gelene kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Pardon, bakar mısınız? Tabii, buyurun. Ben küçük pizza istiyorum. İçinde mısır ve mantar olması. Suzan, ben hemen sizin ilgileneceğim. Pardon, pardon. Suzan. Aslında kafede çalışmak çok hoşuma gitti tabii. Böyle etekler giyiyordum, bluzlar giyiyordum. Ama Suzan Hanım bozulmaya başladı. Evet. Sonra evin işleri aksadı. Aman Davut desem başka türlü. Konuştum Betüş Hanım. Betüş Hanım dedim. Şimdilik ben o kafede çalışmaktan vazgeçtim. Kapı çalıyor, kapı çalıyor. Asıl tabi ben seni sonra arayacağım. Hadi görüşürüz. Geldim, geldim. Kim o? Ben Dudu Firuze, aç kapıyı. Aa, hoş geldiniz lan teyze. Merhaba Firuze. Cem'in odasını bana hazırla. Bundan sonra orada kalacağım. Bu eve yerleşiyorum. Hadi kızım, ne bakıyorsun? Hareketlen biraz, hadi. Merhaba, nasılsın? Betüş Kafe, buyurun. Betüş Hanım, benim Firuze. Bak hayatım, daha sonra konuşabilir miyiz? Suzan biraz rahatsız da ben onunla ilgilenmek zorundayım. Tamam, tamam da Betüş Hanım, bir şey söyleyecektim. Siz bana bir şey söylemediniz. Anneniz geldi biraz evvel aşağıda. Niye bize taşındı? Bilmiyorum Firuze. Bak ben seni daha sonra arayayım, olur mu canım? Ne? Annem bize mi taşındı? Kendi kendimle iddiaya gireyim bakayım. Ben istesem öyle bir cins kaynana olurum ki bu yuva bir gecede dağılır. İstiyor muyum? İstiyorum. O zaman başarırım. Bir an önce akşam olsa da şapşal damat eve dönse. Yerinizi hazırladım Duzu teyze. İyi. Ha kızım,
Bana içecek bir şeyler hazırla. Ay dilim damağım kurudu ayol. Baş üstüne. Ay Suzancığım, çok affedersin. Yani öyle bir şey oldu ki ben seninle ilgilenmeyi unuttum. Yok hayatım yok. Zaten ben bir içim dışıma çıktı. Rahatladım. Oh. Daha iyi misin şimdi? Ha, işte bir geliyor bir gidiyor. Ne oldu? Suzan. Ha. Annem bize taşınmış. Aa! Ay nereden çıktı bu şimdi anlamıyorum yani. Betüş çabuk koş. Koş evine git konuş bakalım ne olmuş ne bitmiş. Kesin anneannenle kapıştılar size kaçtı tabii. Evet. Ay yok ben seni böyle bu halde hastanesine nasıl bırakayım? Hayatım ben iyiyim iyiyim beni merak etme. Bak Suzan en iyisi kafeyi kapatalım. Sen doktora git ben de eve gideyim ha. Tamam hayatım sen evine git. Ben bir daha nüksederse doktora giderim sana da haber veririm. Sen beni merak etme. Senin işin daha mıyım şimdi? Hadi bakalım koş hadi evet, git. Evet gitmem çok iyi olur benim. Bak doktora gidersen mutlaka bana tamam, haber ver. Tamam ararım tamam hadi hadi canım hadi. Anneanneciğim merhaba. Hoş geldin tatlım. Merhaba babacığım. Haberleri aldın mı? Aldım babacığım. Firuze söyledi. Zaten onun için geldim. Yani annemin şatoyu terk etmesinin gerçek sebebini sizden öğrenmeye geldim. Dün gece sihir yaparken yakaladım. Gözümü üstüne diktim. Rahatsız oldu hanımefendi. Size kaçtı. Bu kadar mı? Bu kadar. Huzursuz ediyormuşum. Sizi huzursuz etmesin diye zebellak gibi burada kalmaya devam edeceğim. Siz de nasıl olsa sihir yapamayınca sıkılır, döner dolaşır şatosuna geri döner. Yok anneanneciğim önemli değil. Yani annem bizde istediği kadar kalabilir. Kalabilir de benim bildiğim annem şatosundan uzakta fazla yaşayamaz. Neyse. Ben annemin burayı terk etmesinin gerçek sebebini öğrendiğime göre artık gidebilirim. Hadi. Ah, çocukları benim için öp. Dersleri olmadığı bir gün gelirim. Tamam, bekleriz anneanneciğim. Seni de babacığım. Tamam, hoşça kal kızım. Hoşça kalın. Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de işkembesi, lahmacunu ve döneriyle küçük bir Türkiye var. Burada yaşayan Türkler işkembeyi Avrupa Birliği'ne Firuze! Firuze kızım bunun pili bitmiş. Gel kanalı değiştir. Buyurun Dudan teyze ne eksik? Ayol bunun pili bitmiş. Şu kanalı değiştiriver. Oradan değiştireyim. Olsun. Bu mu? Tamam bırak kalsın. Tamam ver şu suyu. Çay doldur çay. Çay. Ama biraz koyu olsun. Çok açık getiriyorsun. Bulaşık suyu gibi. Baş üstüne. Duydun mu beni? Duydum, duydum. Hoş geldin anne. Bu saatte eve geldiğine göre casusun biri buraya yerleştiğimin haberini vermiş sana. Doğal olarak anneciğim Firuze arayıp haber verdi. Fitne bucur. Çayı nasıl? Ağzım burnum kurudu. Bir bardak da soğuk su getiriver. Efendim? Hayatım ben birazdan ofisten çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacım varsa alayım geleyim. Aa yok canım hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Her şeyimiz var. Ha ne diyeceğim bak bu akşam maç var ya. Ben de Yavuz'a bize gelin dedim. O da diyor ki sabah daha siz dedik siz bize gelin diyor. Ne yapsak acaba? Şöyle yaparız canım. Onlar bize gelsinler. Çünkü annem de bizde. Aa ciddi misin? Annem Merzuka Hanım'ı bırakıp da nasıl gelmiş? Bırakmış canım. Tamamen bırakmış. Yani söylediğine göre annem artık bize taşınmış. Nasıl yani? öyle yani Sadıkçım işte. Ama tamam o zaman görüşürüz evde konuşuruz tamam mı şekerim? Hadi öptüm hayatım. Hoşça kal canım. Dostum, hayrola? Bir problem mi var yine? Hayır bir problem yok bir değişiklik var. Kaynanan bize taşınmış. Ne? Ay. Sadık. Ne? Ben maç seyretmeye falan gelmem.
Ya niye böyle konuşuyorsun? Yapma Allah aşkına ya. Allah Allah. Kimden bahsediyoruz? Dudu Hanım'dan. Evet. Ya bir konuşmaya başlayacak şimdi. Ne maça konsantre olacağız, ne seyrettiğimizden bir şey anlayacağız, ne iki laf edeceğiz. Yok abi, yok yok yok. Abicim lütfen bak, haksızlık etmeyelim. Tamam yani Dudu Hanım'ın senle benle arası iyi değil. Ya ama yani en azından eşlerimizin annesi, ayıp olur. Bana bak, itiraz istemiyorum, geleceksin o kadar. Beni yalnız bırakma. Hadi vallahi uslayıp tamam, tamam tamam tamam. Sırf senin hatırın için. Hadi çıkalım. Hadi, hadi yürü yürü. Lütfen. Yürü sen. Ya sabit ya, aman ya, aman. Ha, bana bak, giderken de Eda'yı alalım. Peçeteydim. Hemen bir eczane bulmam lazım. Allah'ım. Firuzeciğim hadi yeter artık hayatım. Eline sağlık, sen çık. Olur mu Betüş Hanım, siz işten yeni geldiniz. Hem ben misafirlere servise de kalacağım. Aa, olur mu, iyice geç olur. Eve ne kadar geç gidersin? Yok Firuze, olmaz. Dudu Hanım'ın istekleri bitmiyor Betüş Hanım. Getir götür işi de size kalmasın bari. Ah, sağ ol Firuzeciğim. Rica sağ ederim, lafım olur Allah aşkınıza. Summer time and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. One of these mornings. Da 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 dee da da da. So hush, little baby, don't cry. Do 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 do. Anneciğim, uzun zamandır seni ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Ay, dur daha bu başlangıç. Siz şimdi bir şey içmek de istersiniz. Ya, banyonun üstüne güzel bir Türk kahvesi iyi gider. Bol köpüklü, az şekerli. Baş üstüne. Ay, ben yaparım. Bol köpüklü, az şekerli değil mi anneciğim? Hayır, o yapsın, o. Anneciğim, Firuze zaten kaç saattir sizin için bir şeyler yapıyor. E niye maaş veriyorsunuz ki? Bu ev için çalışıyor tabii ki. O çocuklar için burada anneciğim. Aa, şu anda bu evde çocuk mu var? Hem kafede çalışmıyor mu? Anneciğim, çocuklar evde yokken Firuze evi daha rahat topluyormuş. Hem Suzan, ben burada size yeterim dedi. Maaşını iki katına çıkarmadın mı? Bu ev benim de evim sayılır. Tabii ki bana da hizmet edecek. Anne, bak bırakın Betüş Hanım. Bir kahve yapsam elime mi yapışır? Tamam Firuzeciğim, sen kahveyi yap. Yalnız ben bir annemle konuşayım. Anneciğim. Anne. Bu evde ne kadar uzun yaşarsan yaşa, ama lütfen bu evin kurallarına uyum sağlamaya çalış. Birincisi, bu kanepe hepimizin. Sadık veya çocuklar geldiğinde lütfen böyle yatma. Sonra Firuze bizim evimizde çalışan bir insan. Bir köle değil. Lütfen ona insan gibi davran. Bitti mi? Bitti. Dikkat etmeye çabalarım. Teşekkür ederim. Firuze. Buyurun. Kapı. Çocuklardır Firuzeciğim. Ben açarım. Ele güne karşı. Ay, ne kadar bu, ne neşe.
Müzik dersinde demokrasiyi işlemişler. Yani bütün sınıf istedi diye derste bu şarkıları söylemişler. Dilim hep pelesenk oldu. Ay sen nereden öğreniyorsun bu lafları bakalım? Hoş geldin anneanne. Merhaba anneanne. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Tuğçe de gelmiş. Merhaba Dudu teyze. Tuğçe akşam bizde, beraber ders çalışacağız. Nasıl olacak o iş? Teyzenler buraya maç seyretmeye geliyorlarmış. Biz yemeğimizi yer odama çıkarız. Ben erken yatacağım. Hı? Senin haberin yok mu? Ben senin odana yerleştim. Burada kalıyorum. Hayatım, anneanne zaten erken uyumaz. Siz rahat rahat bitirirsiniz derslerinizi. Müsaadenizle. Betüş, biraz yukarıya gelir misin? Çocuklar dikilip durmayın, hadi geçin oturun şöyle. Feruze, kızım kahve nerede kaldı? Ha, Yemen'den mi geliyor? Ay ne ağır, ne ağır. 40 saat diye bulunacak mı diye yani. Ben şimdi gidiyorum. Bir açıklama bekliyorum. Evet. Evimizde başka bir yer olmadığı için Feruze ablan mecburen anneannenin yatağını buraya hazırlamış hayatım. Peki ne kadar kalacak? Orasını bilemiyorum. Büyük anneannenle kavga etmişler. Araları düzelene kadar burada kalacak sanırım. Yani sonsuza kadar. Cem hayatım bak. Ya Betüş, seni kırmak istemiyorum. Anneannemi de seviyorum ama odamı kimseyle paylaşamam. Hele hele burada hayatta yatmam. Cem, seni anlıyorum ama şu anda ne yapabilirim oğlum? Peki ben ne yapabilirim? 14 yaşında bir erkeğim ve odamı yaşlı bir kadın işgal etmiş. Ya benim de özel bir hayatım var. Çok haklısın canım. Bak, nasıl olacağını bilmiyorum ama sana söz veriyorum bu konuyu halledeceğim. Yalnız lütfen bu gece bana biraz anlayışlı ol, ha? Peki, ben de anlayışına teşekkür ederim. Canım benim. Of, kurulmuş bile. Şu yatağımın anne bak, kız yatağı gibi olmuş. Allah Allah, Dudu Peri hala Betüş'lerde. Olabilir abi, sana ne? Halacığım, yıkamış, baklamış, salonda öyle oturuyor. Kızın evi değil mi? Oturur, oturur. Ya ben bugün bu işten hiçbir şey anlamadım halacık. Önce bize geldi, sonra sihirle evine gitti. Sonra tekrar buraya geldi. Ama nasıl geldi? Tam o sırada tuvaletteydim işte, göremedim ki. Bir daha bana kayası hoşafı yapma. Ay ortadan ikiye çatlayacağım şimdi. Oğlum başka işin gücün yok mu senin? Gazete oku, çık dolaş, bir şey yap. Halacık doğruyu söyle, bugün ne konuştunuz Dudu Peri'yle? Havadan sudan. Aman halacığım ne olur doğruyu söyle. Yani belki hatırlamıyor olabilirsin diye soruyorum. Daha gideli kaç saat oldu? O kadar da bulamadım. Teessüf ederim. Hem ne diye soruyorsun? Hani bir şey kaçırdın mı diye soruyorum canım. Bizi dinledin mi? Aa, dinlemedim. İnternette ben pinpon maçı seyrediyordum. Yani herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay çok açım. Hemen üzerime değişim, gelin de yemek yiyelim. Yemekte dünden kalan dolma var. İstemiyorsan pidecinden bir şey söyle. Ay, olur mu öyle şey halacığım? Senin dolmaların dururken. Geliyorum, geliyorum. İyi saatte olsunlar. Nesi var bunun? Bilmiyorum halacığım, düşünsene. Bunu gördü, hiçbir şey söylemedi. Çok iyi saatte olsunlar. Karıcığım, iyi misin? İyiyim. Bir saat önce seni telefonla kafeden aradım ama kimse açmadı. Eczane aramak için erken kapattım bugün, ondan oyalandım. Niye? Bir ağrı kesici alacaktım da ama yol üstündeki bütün eczaneler kapalıydı. Bir yerim mi ağrıyor? Başım ağrıyordu biraz ama geçti şimdi. Sen beni niye aradın ki? Biliyor musun, Dudu Peri hala Betüş'lerde. Onun için mi aramıştın? Hı? Bundan sonra hep orada kalacakmış Dudu Hanım. Pılısını pırtısını toplayıp gelmiş. Karıcı? Aman boş ver. Sonra üstüm başım değiştiririm.
Gel biz yemek yiyelim. Hem ben sana ayrıntılı anlatırım. Eczane ararken hiç inşaatın yanından geçtin mi sen? Afiyet olsun. Aa, Perihan. Buyurun. Oo, siz yemek yer miydiniz Merzuka teyzeciğim? Damadıma eşlik ediyorum. Dudu Hanım neredeler? Bilmiyor musun? Neyi? Sihirli aynaya bir bak. Nerede yaşıyor görürsün. Hadi oğlum. Ya yürü. Abi nereye veriyor ya? Hadi para getir. Bak bak görüyorsun değil mi? Ya inan tonla para veriyorsan. Yuh, tonla yuh, tonla. Yuh. Hayret bir şey ya. Ben var ya nasıl koşardım orada? Ya bu, abi yok ya yok. Adamlar da kafa çalmıyor ya. Dinin merkezinde. Yani anlayacak. Esmer. Oraya değil. Yapılır mı ya? Ayıptır ya. Yok abi bitmiş bunlar ya. Ben seyretmem bir daha bunları sen. Yeniliyorsunuz işte. Ay başka bir kanala geçelim. Dizimizi seyredelim. Anne maç seyretmeye geldiler bize. Hem sen dizi falan seyretmezsin ki. Nereden çıktı bu televizyon merakın? Hiç yani anlamıyorum ben seni. Canım madem ki fanilerin arasında yaşayacağım bundan sonra benim de alışmam lazım kanallara, televizyon dizilerine. Ben faniyim dedim. Hayret bir şey, yemin ediyorum hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Bizim Toprak daha iyi oynar, yemin ediyorum Toprak daha iyi oynar ya. Ya sinirimden bak. Siz bunlara koca mı diyorsunuz? Anne bir şey mi dediniz bize? Yok bir şey demedim. Yeniliyorsunuz dedim, kapatsanız artık. Kapatamayız anne ya, lütfen. Çok önemli maç. Sadık, sen bana bir televizyon alsana. Cem'in odasına kuralım, orada seyredeyim programları. Anne, Cem'in daha bilgisayarı yok. Ne televizyonu? Bir tane var ya. Şey anne o benim bilgisayarımdı. Yani onu iş yerine götürdüm. Çocuklar bilgisayarsız kaldı. Ama söz veriyorum size, ben size ne yapıp edip bir televizyon alacağım anneciğim. Sadık. Ne? Saçmalama. Kocaman kadın. Parası pulu var. Yakında gidecek. Ne yapayım abi? Bir kere benden istedi. Almak mecburiyetindeyim. Güzel. Planlarım tutuyor. Hangi planların anne? Şey hiç. Burada kalma planlarım. Parayla ilgili bir şey var. Betüş Hanım rahatsız ediyorum ama benim işim bitti, çıkabilir miyim diyecektim. Aa tabii Firuzeciğim, geç oldu zaten. Ellerine sağlık. Hoşçakal. Gel ben sana bir taksi çağırayım. Tamam. Hoşça kal Firuze. Benim burnuma iyi kokular gelmiyor Merzuka teyze. Benim de. Ben daha giderken anlamıştım zaten. Bunun derdi sırf annem değil. Aklı sıra rahatlarını kaçıracak. Daha da ileri gidecek kesin. Faniler her şeye burnunu sokan kaynana sevmezler. Gör bak dediğim çıkacak. Annemle kavgasını o kadar büyütmesinin bir sebebi varsa o da işte budur. İyi ama Taci, Dudu fanilerin kaynana problemlerini bilmez ki. Bu problemler peri kitaplarında yazmaz. Bunu hemen öğreniriz Merzuka teyzeciğim, hiç merak etme. Sihirli ayna, göster bana. Bugün Dudu neler yaptı? Ah benim canım arkadaşım. Seni çok seviyorum. Ağzından laf alacak kadar kötü bir arkadaş değildim. Ama sihirle aklını okuyup faniler karılarını, kocalarını neden terk ederler, bunu pek güzel senden öğreneceğim. Olamaz. Aklını kaçırmış bu. Evet, Mevhibe Hanım'ın aklını kaçırmış. Yani kadıncağızın aklından aşırmış. Gene esaslı bir cezayı hak etti. Ne yapsak ki? Şimdi orada elimiz kolumuz bağlı. Zamanı geri alın. Hiç merak etme Taceddin'cim, hiç merak etme. Siz bu işi bana bırakın. Daha iyi bir fikrim var. Voronin ve ilk yarının son düdüğü çalıyor. İlk yarıyı... Yeniliyoruz işte ya. Dur canım, daha ikinci devre var. Aa, o ne demek? Bir 45 dakika daha maç izleyeceğiz demek. Hayır, izlemeyeceksiniz. Ay fenalık geldi. Ver bakayım şu kumandayı bana. Aa, hayır. Ver şunu. Aa, yapma lütfen. 15 dakika izlesin anneciğim yani. Amma da yaptın ya. Ver. Sen evli miydin? 2 numarasına Ankaralı 70.
Vallahi çok iyi dayanıyorsun. Süper performans. Hayretle izliyorum. Şimdi bizim evde olsa Eda ile odaya gidip birbirimizi yemeye başlamıştık. Aa, ne fısıldaşıyorsunuz orada öyle ha? Anne, sen televizyon mu seyrediyorsun yoksa damatlarını mı dinliyorsun? Aa, istemem. Başka kimse gelmesin. Yeterince kalabalığız burada. Teşekkürler anne. Aa, Müjde, anneannem geldi. Aa, aa. Anneanneciğim hoş geldin. Çocuklar, iyi geceler. Bana göre hiç de hoş gelmedi. Ben senden kaçtım. Niye benim peşimdesin ki? Çünkü annenim. Çocuklar, sizden özür dilerim. Benimle zıtlaştığı için Dudu kaçıp buraya geldi. Düzeninizi bozdu. Aa, ne demek anneanneciğim, başımızın üstünde yeriniz var. Ha, pes yani. Neler yaptım hala nazik. Dudu. Anne. Buraya kadar gelmişsiniz. Lütfen oturun anneanneciğim. Oturmayayım. Dudu'yu alıp gideceğim. Nereye? Evimize. Hayır. Beni istemiyorsun ya. Ben de evime geri dönüyorum. Sen de evine geç. Öyle demeyin anneanneciğim. Yani bu evde size de yer var. Herkes evinde rahat. Herkes evinde mutlu. Hadi Dudu çıkalım. Biraz konuşalım, vedalaşalım. Umarım burada kalman için başka bir sebep yoktur. Hoş geldin Duducuğum. Hoş bulduk. Sen nasıl Mevlibe Hanım'ın aklını aldın, ben de senin aklını alacağım. Annem kalsın, beni affet. Hayır, kalmayacağım. Ama anneciğim ben seni çok seviyorum aslında. Sadece senin yanında istediğim gibi rahatlıkla sihir yapamıyorum. Uzatma. Gideceğim. Kıymetimi yokluğumda anlayacaksın. Sana asıl ceza bu. Ama ben gene de öbür cezanı vereceğim. Ay ne yani? Aklımı ve içindekilerimi alacaksın. Aklını değil, akıl defterine kaydettiğin o kötü fikirleri, ezbere bildiğin o kötü sihirleri alacağım. Yapma Perihan. Yap Perihan. Yap Perihan. Bu şatoda demokrasi var. Demek ki yapıyorum. Sihirler sihiri. Dudu'nun aklından bütün kötü sihirleri al. Uzaklara, uzaklara, bir daha geri gelemeyecekleri kadar uzaklara yolla. Ah! Onlar benim 400 yıllık birikimim. Yeniden öğrenirsin. Ha! Hoş geldin bebek, sefalar getirdin. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın, ne yapardım? Yalnız kalırdım bebek. Selam komşum. Ah canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini nasıl hissediyorsun? Sorma, bomba gibiyim. Aa, nedenini öğrenebilir miyim? Bir tahmin et. Dur bakayım. Ah, Mevhibe Hanım uzaklara gitti. Maalesef. Başka bir tahmin yürüt. Avni Bey artık birileri görmüyor. Hay hayır kız, bu ondan da bomba bir haber. Aa. Otur otur. Avni Bey artık istese de istemese de Perimer'i göremeyecek canım. Ay dur Suzan, aklım karıştı yani şimdi. Hii, yoksa siz başka bir yere mi taşınıyorsunuz? Ay saçma ama Betüş, seni bırakıp nereye gideceğiz kız? Ay. Ay ben dayanamayacağım, söyleyeceğim galiba. Hadi çok merak ediyorum. Şey, ben dün bir test yaptım. Test mi? Ne testi? Hani kendini kötü hissettiğin halde seni mutlu eden test nedir? Ay ne bileyim ben ne? Ne? Ha! Hamile misin? Evet, hamileyim Bitiş. Dişler artık gerçek bizim evde.